Meclisteki o görüntüyü izleyince inan ki ben de bir daha utandım. Yani düşünün ki o meclis kimi zaman gençler tarafından, çocuklar tarafından da izleniyor. O kürsüde insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler, uygun bir dille eleştirilerini yapabilirler ki doğaldır muhalefet milletvekilleri iktidar partisine yönelik en sert eleştirilerini de yapabilirler. TÜİK'in işte enflasyon rakamlarını sürekli düşürerek emeklilerin, çalışanların, memurların maaşların belirlenmesine etki eden bu rakamları düşük göstermeleri gerçekten onların cebinden bir şeylerin alınması demektir. Bunu ifade eden, belki biraz daha sert ifade eden bir anlatım oldu Sayın Ali Bozan tarafından. Ancak Ali Bozan'a yönelik o meclisteki linç girişimi gerçekten bir sokak kabadayılığı, sokak serseriliği düzeyinde bir görüntülerdi. Tabii meclise yakışmayan ve utanıyorsun da. Yani düşün, bunların içinde bakanlık yapan da var. Bir de yani birisi ceketinden tutuyor, vekil yere düşüyor ve yerdeyken tekmelerle vurmaya devam ediyor. Oysa bütün toplumların geleneğinde yani yere düşen insana vurulmaz. Yere düşen kaldırılır. O da yetmiyormuş ki daha sonra böyle yine arkadan dolanarak saldırmaya ve vurmaya devam etme çabalarına da tanık olduk. Ben bu görüntüleri izleyince şunu da düşündüm. AKP milletvekilleri ve bu iktidar gerçekten Ali Bozan'a biraz bilenmiş. Ali Bozan'ın daha önce dobra dobra bu iktidarın topluma yaşattığı zorlukları, kötülükleri ifade etmesi, net ifade etmesi ve bir de Kürt sorununa daha net, açık açıklamalarla cevap vermesi onları bir hayli rahatsız etmiş ki bunu bir bahane olarak kullandılar ve Sayın Ali Bozan'a yönelik böyle bir saldırı oldu. Şimdi biz İnsan Hakları Derneği olarak Ali Vekil aynı zamanda bizim de üyemiz. Biz mecliste bu konuda gerekli soruşturmanın, araştırmanın yapılarak bu işe bulaşan her kimse bunlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz ama görevlilerin de bu çirkin saldırı yapanları belirleme, onları teşhir etme ve gereken cezayı uygulamaya davet ediyoruz. Bir de bir daha mecliste böyle bir şey yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.